Merhaba sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günler sizlerle beraber. İnşallah güzel bir program ayında güzel yemeklerimizi hazırlayacağız. Tezgahımızı hazırladık. Malzemelerimiz hazır. Birazdan sizlerle beraber hem lezzeti hem kolu hem de farklı iki tane tarifimiz var. Biz burada yemeklerimizi yapacağız. Siz de evlerinizde yapacağınız çok lezzetli, çok da güzel iki tane sunumuzu inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Çok lezzetli, güzel bir çi böreğimiz var. Çi börek yapacağız. Sebzeli ve mükemmel olacak. Onu hazırlayacağız ve ondan sonra kadayıfla yapacağımız harika bir muhallebi pastamız var. Onu hazırlayacağız. O da çok farklı ve çok da lezzetli olacak. Bu şekilde iki tane sunumumuzu hazırlayacağız ve tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yaparken sizler de evinize yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem de farklı iki tane tarifimizi inşallah hep beraber hazırlamış olacağız. Yemeklerimizi tekrar da görmek ve yapmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımıza bakabilirsiniz. Orada da bütün videolarımızı bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. TGT TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda aynı şekilde bütün videolarımızı, tariflerimizi bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Programımızı tekrar gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da. Programımızın tekrarı oluyor. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ondan sonra kısa kısa videolarımız aynı şekilde sosyal medya hesaplarımızda yayınlanıyor. Kısa kısa videolarımıza da bakabilirsiniz. Ondan sonra ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Sevet Abdullah Hakim Yatlı sayfalarını da takip edebilirsiniz. Tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek seklerniz varsa yazabilirsiniz. Selamlarınız varsa yazabilirsiniz. Hatta programımıza da gelmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Bitişik Şef Abdullah Sevet sayfasında da istediğiniz anda bana ulaşabilirsiniz. Evet iki tane tarifimiz dedik. Dilerseniz yavaş yavaş listemizi alıp sizlerle beraber başlayalım inşallah. Gelsin bakalım listelerimiz. Evet. Kadayıflı muhallebi pastamız için neler yapacağız seviyemiz? Onun için kullanacağımız malzememiz. Önce kadayıfımız için 500 gram kadar taze kadayıfımız olacak. 150 gram kadar tereyağımızı kullanacağız. Şerbetimiz için 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 su bardağı kadar suyumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız olacak. Ondan sonra muhallebimiz için de seviyemiz, tekrardan muhallebimiz için de hemen 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 litre kadar sütümüz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 pakette vanilyamız olacak. 500 gram hatta az, az fazla da olabilir 500 gram kadar taze kadayifimiz 150 gram kadar tereyağımız ondan sonra şerbetimiz içinde bir su bardağı kadar toz şekerimiz bir su bardağı kadar suyumuz ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar hatta bir yemek kaşığı kadar da tereyağımızı kullanacağız. Onu zaten birazdan anlatacağım. Muhallebimiz için de sevgili izleyim, hemen 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 litre kadar sütümüz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 paket de kullanacağız. Önce tereyağımızı güzelce bir eritelim. Tereyağımızı erittikten sonra tekrardan kek kalıbımızın altını güzelce bir yağlayacağız. Bir yemek kaşığı kadar tereyağımıza yağladıktan sonra kadayıfımızı aynı şekilde tereyağla beraber karıştıracağız onu içine güzelce bir bastıracağız. Bastırdıktan sonra fırınımıza göndereceğiz. O fırında yavaş yavaş kızarmaya başlayacak. Kızarmaya başladıktan sonra biz de ufak bir tenceremizin içine tekrardan şekerimizi ilave edeceğiz, suyumuzu ilave edeceğiz ve şerbetimizi hazırlayacağız. Şerbet çok fazla olmaz. Yani birer su bardağı olsa yeterli olacak. Bir su bardağı kadar şeker, bir su bardağı kadar suyumuz olsa yeterli olacak. O kenarda kaynarken tekrardan ikinci tenceremizin içine tereyağımızı boşaltacağız. Ondan sonra unumuzu ekleyeceğiz. Unumuzu iyice bir kavuracağız. Unumuzu kavurduktan sonra tekrardan içine sütümüzü ekleyeceğiz, şekerimizi, vanilyamızı ekleyeceğiz ve muhallebimizi hazırlayacağız. Ondan sonra fırında çıkarmış olduğumuz tekrardan kadefimizi ters çevireceğiz. Muhallebimizi ...üzerine ekleyeceğiz, üzerini süsleyeceğiz... ...ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz... ...hem lezzet hem de farklı bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Evet, gelsin bakalım hemen çiğ böreğimiz... ...içinde neler yapacağız, Onda da bir göz atalım. Çiğ böreğimiz için de... Sevg ...sevgili ...evet çiğ böreğimiz için de... ...sebzeli çiğ böreğimiz için, çiğ böreği geldi aklımıza ama... ...inşallah o da dediğimiz gibi artık... Ee, zamanı yavaş, yavaş geçiyor ama inşallah yine sizler için hazırlayalım. Sebzeli çift böreğimiz için de neler yapacağız? Hamurumuz için 5 su bardağı kadar unumuz, 2,5 su bardağı kadar ılık suyumuz. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız veya sıvı yağ kullanabiliriz. Yani hangisi varsa elimizde onu kullanabiliriz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu kullanacağız. İç malzememiz için de 2 adet havuç, 1 adet patates, 3 adet biber. Ondan sonra bir çay bardağı kadar mısır. Seviyorsak mısırı biraz daha artırabiliriz. Yeteri kadar tuzumuz, pulverimiz, kekimiz Kızartmak için de yeteri kadar istersek zeytinyağı ve de sıvı yağ kullanabiliriz. 5 su bardağı kadar unumuz olacak. 2,5 su bardağı kadar ılık suyumuz olacak. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve de ter dediğimiz gibi sıvı yağ kullanabiliriz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz olacak. Ondan sonra iç malzemesi için de 2 adet havuç kullanılacak. İstersek onu da çoğaltabiliriz. Yani biraz daha bol olsun diyorsanız artırabilirsiniz. 1 adet patatesimiz olacak. 3 adet biberimiz olacak. Ondan sonra da bir çay bardağı kadar mısır, bir tutam maydanoz ve yeteri kadar tuz, pul, ve kekimiz olacak. Kızartmak için de yeteri kadar sıvı yağımızı kullanabiliriz. Önce geniş bir kabımızı içine unumuzu boşaltalım. Tuzumuzu, ondan sonra tekrar güzelce bir şekilde suyumuzu ekleyeceğiz. Onunla beraber zeytinyağımızı ekleyeceğiz ve hamurumuzu hazırlayacağız. Hamurumuz hazırlandıktan sonra kaç tane yapacaksak ona göre bezelere ayıracağız. Bezelere ayırdıktan sonra o kenarda yavaş yavaş bir dinlenecek. Bize tekrardan Havuçları güzelce bir şekilde bir kabuklarını soyacağız, rendelip kenara alacağız. Patatesimizi rendelip içine ekleyeceğiz. Biberimizi ekleyeceğiz. Baharatlarımızı ekleyeceğiz. Maydanozla beraber harmanlayacağız ve harcımız hazırlanacak. Harcımız hazırlandıktan sonra hamurumuzu açacağız. Ondan sonra harcımızı tekrardan ekleyeceğiz. Güzelce bir kapatacağız. Kapattıktan sonra çok fazla da büyük de olmasın, çok da küçük de olmasın. Ona göre ayarlanacak. Ondan sonra tavamızın içine göndereceğiz. tavamızda güzelce bir şekilde bir pişireceğiz. Ve pişirdikten sonra da sunumu yapacağımız kabımız, tabağımız hangisi onun içine alacağız. Ondan sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli. Etti. çok da güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet bal şeker olsun diyelim. Biz de artık yavaş yavaş hazırlığımıza başlayabiliriz. Evet şimdi ben hemen bu arada tereyağımı hazırlamıştım. Ufak bir tencere şerbet için bizler için yeterli olacak sevgili izleyicimiz. Onun için çok fazla büyük bir tencere gerek yok. Şöyle yapıyoruz. Önce bir altını açalım. Altını açtıktan sonra birer su bardağı demiştik. Çok fazlasına dediğimiz gibi gerek yok. Birer su bardağı olursa bizler için yeterli olacak. Şimdi bardağımızı ayarladık. Bir su bardağı kadar toz şekerimizi şuraya bir ayarlayalım. Yeterli diyebilirim. Şimdi şunu da diğer şekerin üstüne boşaltalım ki biraz elimizin altı açılmış olsun. Onu ayarladıktan sonra şimdi o yavaş yavaş altını da açtık. Isınmaya başladı. Sıcak suyumuz da hazır zaten. Hemen birazdan alacağım. Suyumu boşaltacağım. Şerbetim yavaş yavaş bir kaynasın. Şimdi şerbetimiz yavaş yavaş kaynarken ben de hemen ayarlamamı yapayım. Ondan sonra devam edelim. Şunu biraz kenara alıyorum. Kullanacağım kadar şuradan kadem çok fazla kurumasın diye ben kenara almıştım. Onu şöyle bir kabımın içine alıyorum. Ne kadar kullanacaksak az veya fazla ona göre ayarlayabiliriz. Şöyle güzel bir kalıbımızı gördüğünüz gibi kek kalıbımızı hazırladık sevgili daha büyük bir tepside kullanabilirsiniz. Farklı bir şeyde kullanabilirsiniz. Tercih size kalmıyor. Yani nasıl bir kap kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Böyle bir kabımız dediğimiz gibi 4-5 kişi böyle yetecek şekilde dediğimiz gibi bize de yetecek. Onun için ama siz biraz daha isterseniz artırabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Şunu güzelce bir çok fazla hemen parçalamadan şu şekilde yapıyorum birbirinden ayırıyoruz. Bunu da aynı şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi küçük küçük minik minik ayırıyoruz. Devam edelim. Bunlar da aynı şekilde. Ufak ufak. Evet. Şunu da aynı şekilde yapalım. Biraz daha. Şunlar da Ayarladık mı? Şöyle bir çevirelim tekrardan. Burada da aynı şekilde yine kontrolümüzü yapıyoruz. Birbirine yapışık olanlar varsa onlar da şu şekilde birbirinden ayırıyoruz. Şimdi güzel oldu diyebiliriz. Şöyle bir aralarına da bakalım ki sevgilimiz. Evet. Evet şimdi tatlımıza başladık sevgilimiz. Onun için de hemen şöyle bir ayarlamamı yapayım. Şunu kenara aldık. Şöyle yapıyoruz. Hafif biraz yumuşak bir yağımızı alıyoruz. Bunu ben şimdilik şöyle bir kenara alayım. Şunu yanıma çekeceğim. Hem çok fazla yapışmasın hem de dediğimiz gibi seviyemiz güzelce bir çevirirken zorlamayın diye. Ve bir de iyice bir kızarmasını da sağlayacak. Onun için ne yapıyoruz? Az bir yağımız. Onunla şu şekilde hemen kalıbı yavaş yavaş yağlayalım devam ediyoruz. Dediğimiz gibi hem kızarmasını sağlayacak hem de yapışmasını aynı şekilde önleyecek. Şimdi <laughs> suyumuz hemen hazırdı. Şunu ekleyelim. Bismillah diyoruz. Yeterli olacak. Dediğimiz gibi çok fazlasına gerek yok ama şöyle az da ekledik mi yeterli olacak bizler için. Evet. Onu da ayarladıktan sonra devam edeceğiz. Şimdi şöyle yapacağız. Biraz limon suyumuz. Yarım yemek kaşığı veya da bir tatlı kaşığı veya da iki tatlı kaşığı kadar yetecek. Şöyle yapalım. Hop. Yeterli diyebiliriz. Şimdi limonumuzu da ayarladıktan sonra. İlk başta da sanki böyle topaklaşabilir ama kesinlikle korkmayın. O kaynadıkça çözülecek. Onun için tekrardan kaynama devam etsin. Şimdi yavaş yavaş Gördüğünüz gibi şerbetimiz hazırlanıyor. Bu yavaş yavaş hazırlanırken biz de işlemimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Sadece şurayı hemen suyunu alayım ondan sonra devam edelim. Şerbetimiz iyice bir kaynasın. Ondan sonra kaynadıktan sonra altını kapatacağız. O tekrardan güzelce bir şekilde kenarda beklesin. Biz de bu arada şöyle yağımızı ayarlamıştık. Şunları hafif tekrardan şöyle yağımızı sürüyoruz ki güzelce bir kızarsın nar gibi olsun nar gibi şöyle hafif bir yağla şu şekilde ayarladık. Evet şimdi ayarlamamızı yaptıktan sonra şunu şöyle biraz kenara alalım. 150 veya 200 gram kadar veya da istesek daha fazla da kullanabiliriz. Hemen tereyağımızı da ekleyelim. Onu da ekledikten sonra şöyle ufak ufak bir karıştıralım küçük küçük karıştırıyoruz. Yağımızı aşırı bir şekilde de yağlı olması ki sevgilimiz lezzetli olsun. Çok da fazla yağ gerek görmedik. Şimdi şunu biraz alalım. Devam ediyoruz. Şunları biraz daha ufak ufak gördüğünüz gibi yağımızı yediriyoruz. Şunlardan aynı şekilde ekleyelim çevirdik. Devam ediyoruz. Ufak ufak yağımızı güzelce bir yedireceğiz. Tekrardan toparladık. Evet. Güzel oldu. Aralarında kalanlar da varsa onları tekrardan biraz daha şöyle yapalım. Harmanlayalım. Evet. Şimdi istediğimiz noktaya hemen hemen geldi diyebiliriz. Şunları biraz daha alt üst edelim ve Bismillah diyelim. Şunları bir alalım. Güzelce bir yayalım. Devam ediyoruz. Yine aynı şekilde. Şu kenar kısımlarını yine aynı şekilde ayarlıyoruz devam edelim. Üstüne biraz daha Açık gördüğümüz kısımlarda da yine aynı şekilde. Ondan sonra iyice bir çökmesini sağlayacağız. Şöyle biraz bastıracağız. Evet. İyice bir bastırmaya devam edelim. Tamamıyla bir çöksün. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyoruz. üstünü şöyle güzelce bir toparlamaya biraz daha alalım. Kenar da yine aynı şekilde olacak. Onun için de ne yapıyoruz? Şuna da biraz daha boş gördüğümüz kısımlara şu şekilde yine aynı şekilde dolduruyoruz. Yine aynı şekilde şu şekilde bir bastıralım. iyice bir bastırıyoruz. Güzelce bir hem çökmesini sağlıyoruz hem de güzelce bir bu şekilde bastırmış olacağız. Biraz daha topaladık. Devam ediyoruz yine aynı şekilde. Şu kenar kısımlarına biraz da eklememi yapıyorum. Şuna da aynı şekilde yapalım. Şimdi bunları eğledikten sonra yine aynı şekilde bastıracağız şu şekilde. Çevireceğiz yavaş yavaş. Evet. Güzelce bir çökmesini sağladık mı? Şimdi az bir şey daha üstüne ekleyelim. Ondan sonra artık hazır diyebilirim. Şu boş gördüğümüz kısımlara yine aynı şekilde yapıyoruz. Yan taraflara. Evet, biraz daha alalım. Şu yan taraflara da. Çıtır çıtır olacak, çok da güzel olacak sevgilimiz. Onun için de farklı bir sunumumuz olacak. Şimdi biraz daha şu şekilde bastırıyoruz. İyice bir çökmesini sağlıyoruz. Tamamıyla bir çöktükten sonra şunu kaldıralım. Onlar artık işimiz kalmadığına göre onu şimdi kenara alıyoruz. Ondan sonra kenar kısımlarını silelim. Kenar kısımlarını sildikten sonra ondan sonra yavaş yavaş fırına gönderebiliriz. Kenar kısımlarını sileceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş fırına gönderebiliriz. Ben şöyle bir kenara alayım şimdilik. Şuraya da bir çok fazla dağını görünmesin ki rahat bir şekilde çalışalım. Şöyle bir top alayım ondan sonra onunla ilgilenme devam edeceğiz. Şimdi şunları da güzelce bir temizledik mi? Sadece kenar kısımları kaldı. Ufak bir parça peçetemizde. Şimdi yanımıza aldık. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. Fırınımıza göndereceğiz. Çok fazla acele etmeyeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz çok fazla acele etmemize gerek yok. Yavaş yavaş pişsin. Yani çok fazla acele etmeden yavaş yavaş pişireceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş piştikten sonra isterseniz bir yakın date'te de görebilirsiniz. Yakın date'te de da görebilirsiniz. Ondan sonra da yavaş yavaş Ben de şöyle bir fırınımı 160 derece ayarlayacağım. İyice bir kızarsın. Hatta isterseniz şöyle bıçakla da veya dediğimiz gibi herhangi bir kaşıkla da altına bakabilirsiniz. Altı hafif biraz bir kızarması gerekiyor. Şimdi şöyle yapacağım ben sevgili izleyenimiz. Hemen hazırladım mı? Onu şöyle bir fırınımızın ortasına şu şekilde gönderiyorum. Sona doğru 2 dakika veya hatta 3 dakikada fırınımızın altına alacağım ki biraz daha altı hafif bir kızarsın. Bu şekilde de kızaracak ama ben biraz daha altını kızarması istiyorum. Ama dediğimiz gibi çok fazla beklerse altı yanabilir. Onun için çok fazla bekletmeyeceğiz. Bu şekilde kızartmaya devam edeceğiz. Ama ara ara yine unutmayalım. Kontrolümüzü yapmaya devam edelim. Şimdi kapattık. O yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Şimdi o yavaş yavaş topalanırken pişerken biz de bu arada muhallebimizi hazırlayabiliriz sevgilimiz. Onu ayarlamasını yapayım. Ondan sonra yavaş yavaş hamurumuza geçebiliriz. Muhallebimiz içinde ne kadar yapacaksak az veya fazla ona göre ayrılmamızı yapabiliriz. Şimdi tenceremiz hazır. Tenceremizi hazırladıktan sonra ben hemen şuradan az önce bir yağımı ayırayım. Şu bizim işimizi görür. Biraz yağımızı döktükten sonra altını açalım. Yavaş yavaş bir ısınmaya başlasın. O güzelce bir şekilde bir ısınsın. Ondan sonra unumuzu ekleyeceğiz ve unumuzu iyice bir kavuracağız. Sizlerle beraber kavurmaya devam edeceğiz. Ondan sonra da ben hemen şöyle yapacağım. Tekrardan ayarlamamı yapayım. Ondan sonra devam edelim. Hamurumuz hazırlanacak. Hamurumuz içinde. Şunu önce bir yanıma alayım. Şöyle bir kenara aldık. Ondan sonra elimizin altında yedek yine aynı şekilde unumuzu bulunduruyoruz. Ben de bu arada yedek unumu da ayarlayayım. Hamurumuzu hazırlayalım. Hamurumuz kenarda yavaş yavaş dinlensin. O dinlenirken biz de sizlerle beraber sevgili izleyicilerimiz. Şöyle merdanımızı da alalım. Sizlerle beraber harcımızı hazırlayabiliriz. Şimdi genişçe bir kabımız. Şunu alabilirim. Şunu da bir kaldırayım şimdilik. Sonra tekrardan kullanabiliriz. Şöyle rahat bir şekilde çünkü hamurumuzu toparlayacağız. Bezelere böleceğiz. Onun için şunları şöyle bir kenara alalım. Şöyle de bir alalım. Geniş bir kabımızı ayarladıktan sonra 5 su bardağı kadar un demiştik. Ama dediğimiz gibi geniş bir aileyiz, karabalık bir aileyiz. Biraz daha bol veya fazla olmasını istiyorsak ona göre artırabiliriz. Şunu güzelce bir boşaltalım. Aynı şekilde devamını da ekliyorum. 5 su bardağı kadar unumuz yetiyor bizlere. Hemen 5 su bardağı kadar unumuzu boşalttıktan sonra tuzumuzu ekliyoruz. Tuzumuzu aynı şekilde ekledikten sonra şunu biraz kenara alalım. Şu mısırlarda şu anda bir işimiz yok. Ondan sonra da 2 yemek kaşığı kadar istersek sıvı yağ veya zeytinyağı kullanabiliriz. Onu da ekleyelim. 2 yemek kaşığı kadar yetiyor. Çok fazla yapacaksak ona göre miktarı artırabiliriz. Şimdi şunun altını ben biraz ayarlayayım ki çok aşırı bir şekilde de yanmasın diye. Evet. Ayarlamamızı yaptık. Şimdi yavaş yavaş 2,5 su bardağı kadar suyumuz demiştik. Yavaş yavaş suyumuzu ilave edip hamurumuzu toparlayabiliriz artık. Hemen şurada suyumuz hazırdı. Bismillah diyorum ve yavaş yavaş ekliyorum. Evet. Şimdi bir yandan sebizlerimizi şöyle yapıyoruz. Hem çiğ böreğimizi yapıyoruz hem de tatlımızı yapıyoruz. İkisini aynı şekilde yapıyoruz ki ikisi de yetişsin, ondan sonra hazır olsun diye. Şimdi çi çiğ böreğimizin hamurunu hazırladık. 5 su bardağı kadar un, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı sıvıya, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekledik. 2,5 su bardağı kadar da ılık suyumuzu ekliyoruz ve yavaş yavaş hamurumuzu toparlıyoruz. Değil mi? Ama bugün hiç yüzü gülmüyor. Sen ne yaptın çocuğa böyle? He Orkun? <laughs> Dün çocuğa ne yaptıysan çocuk yüzü gülmüyor ya. Şimdi yavaş yavaş devam ediyoruz. Berke ne yaptı sana o? Sana karışıyorsa sen bana söyle güzel kardeşim. Şimdi bunlardan da şekilde ekliyoruz. Ufak ufak. suyumuzda yavaş yavaş toparlıyoruz. Diyor benim saçlarımı kesti diyor. Var mı öyle bir şey? Şimdi aynı şekilde yapıyoruz. Ufak ufak az bir suyumuzu ekledik. Hepsini de eklemeye de gerek yok dediğimiz gibi sevgili Şöyle yapalım. Az da ekleyelim. Şunları da biraz daha topaladık. Evet. Yavaş yavaş toparlandıktan sonra şimdi suyu şuraya alalım. elimizde altta durmasın diye. Suyu kenara aldıktan sonra şimdi azar azar unumuzu toparlayabiliriz. Şöyle azar azar unumuzu alalım. Şu şekilde. Ekleyelim. Ondan sonra toparlayalım. Hamurumuz hazırlansın. Yarım saat bir dinlendirelim. Ondan sonra dinlendikten sonra çok güzel bir şekilde işlemimizi yapabilirsiniz. Biraz daha. Şöyle ufak ufak toparlıyoruz. Şimdi yine aynı şekilde unumuzdan alalım. Az daha. Yavaş yavaş toparlayalım. Şunları bir Topaladık mı? Şu kabımızı kenara alacağız sevgili izleyim. Onun için de şöyle yapıyorum. Şunu şuraya alalım. Bunu da aynı şekilde şurada biraz da kendime yer açıp işleme devam edebilirim. Güzel oldu. Evet şimdi devam ediyoruz. Ben hemen şöyle çok fazla hem yapışmasın diye Mustafa yapayım onu da devam edeyim. Yavaş yavaş tereyağımız erimeye devam etsin. Ne kadar kullanacaksa dediğimiz gibi. Yani şöyle de ayarlayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar tereyağımız, bir yemek kaşığı kadar un. Ona göre de ayarlayabilirsiniz sevgili izleyimiz. Bu şekilde hazırladığımızda birer yemek kaşığı dediğimiz gibi unumuz hem tereyağımız iki kişilik bir aile çok rahat bir şekilde yetiyor. Ona göre de oranını arttırabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Hemen şunu bir ayarladık mı? ufak ufak toparlıyoruz. Şöyle biraz unumuz gelsin. Az bir unumuzu şuraya serpiştirelim. Az bir şey de işte üstüne ekleyelim ki hem elimizde çok fazla yapışmasın hem de biz rahat bir şekilde çalışalım. Yavaş yavaş toparlamaya devam ediyorum. Biraz daha. Topaladık mı? Şimdi şöyle yapacağız. Şurada az bir unumuz. Yine aynı şekilde. Kaç tane yapacaksak ona göre bezelerimizi hazırlayabiliriz. İsterseniz dediğimiz gibi artırabiliriz, çoğaltabiliriz. Siz de dediğimiz gibi geniş bir aileseniz biraz daha fazla da yapabilirsiniz. İstersen biraz daha da düşürebilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Portakal büyüklüğünde hazırlayabiliriz. İstersek daha ufakta da mandalina gibi de kesebiliriz. Hemen bezelerimizi önce bir keselim şuraya. Güzel bir bezelerimi yavaş yavaş ayırıyorum. Devam edelim. Çok fazla ufaksa eklememizi yapabiliriz. Ona göre baktınız ki çok fazla ufak biraz da ekleyebilirsiniz. Evet. Güzel oldu. Sadece şunu biraz tamamlayalım. Şunu hafif tamamladık mı? Ondan sonra devam edebiliriz. Evet, şimdi şunları bir tamamladıktan sonra hafif bir unla çalışalım ki rahat bir şekilde çalışalım. Şimdi şöyle yapıyorum. Az bir ayarlamamı yapıyorum. Bunu biraz da kenara alıyorum. Şu şekilde. Sevgili Orkuncu, Yavaş yavaş güzel kardeşim. Biraz unla topalıyorum. Topaladık mı? Hazır. Şöyle hazır. Bakabilirsin. Şimdi kenara alabiliriz. Şöyle kenara al. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde. Biraz unumuz. Ufak ufak unumuzda Topaladık. Kenara aldık. Devam ediyorum yine aynı şekilde. Şöyle az yine. Az az unla yuvarlayalım ki sevgilimiz çok fazla zorlanmayın. Onun içinde ne yapıyoruz? Azar azar unumuzu şu şekilde alıp yuvarlama devam edelim. Güzel oldu. Bunu da şuraya alalım. Yine aynı şekilde. Devam edelim. Toparladık. Toparladıktan sonra bunu da şuraya alalım. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyorum. Şöyle az un da güzelce bir toparlıyor. Evet. Şunu da şuraya alalım. Devam edelim yine aynı şekilde. Ufak fak. Kaç tane yapacaksak ona göre az ve de fazla ayarlayabiliriz. Biz 8 tane çıkardık sevgili izimiz. Siz dilerseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Bu da hazır. Bunu da şöyle bir alalım. Son kalan 2 tane bezemiz. Yavaş yavaş. Toparlamaya. Devam ediyorum. Biraz daha. Şöyle bir toparladık mı? Hazır. Şimdi şunu da şuraya alalım. Evet, kalan son hamurumuz, bezemiz. Onu da şöyle yapalım. Ufak ufak şurada kalan bütün unlarımızı toparlayıp hazırlıyoruz. Evet, güzel oldu. Onu da şöyle bir kenara aldık. Şimdi Hamurumuzu hazırladık. Hamurumuz kenarda yavaş yavaş bir dinlensin. Çok fazla acele etmemize gerek yok. O yavaş yavaş iyice bir dinlensin. O güzelce bir şekilde bir dinlenirken biz de işlemimize devam edeceğiz. Şimdi yağımız biraz daha bir erimeye, çözülmeye devam etsin. Biz de bu arada fırınımıza bir göz atalım. Çok güzel oldu sevgilimiz. Şöyle yapayım. Sizler görün diye ben hemen şuraya bir alayım. Ondan sonra tekrardan gönderebilirim. Şu eldivenimde. Önceki bir alacağız. Şu anda harika oldu. Şöyle yapıyoruz. Hazır. Şimdi ayarlamamızı yaptıktan sonra sevgili Orkuncuğum şöyle yapıyoruz. Abi şöyle biraz baktık. Güzelce bir şekilde kızarmaya başlamış. Şimdi o yavaş yavaş kızarmaya devam etsin. Gördüğünüz gibi sevgilimiz kızarmaya başlamış. Tekrardan Şöyle bir fırınımızın altına birkaç dakika daha toplaması için gönderiyorum. O kızarmaya devam etsin. İyice bir kızarsın. Kapatıyoruz fırınımızı. Yavaş yavaş bir toplansın. Şimdi o yavaş yavaş toplanırken biz de bu arada unumuzu ayarlayalım. Şunu da şunun üstüne boşaltalım. Lazım olacaksa oradan kullanabiliriz. Şimdi unumuzu Ekledik mi? Yavaş yavaş karıştır. İyice bir unumuzu kavuracağız sevgili Çok fazla aşırı bir şekilde un kokusu olmasın diye ne yapacağız? Elimize geldiği kadar unumuzu iyice bir kavuracağız. Şimdi şöyle az daha zeytinyağımızı ekleyelim. Bu arada şerbetimiz hazır. Şunu biraz daha ekliyoruz. Güzelce bir karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Kenarda yavaş yavaş kavurmaya devam etsin. Şunu biraz kenara alacağız. Şu şöyle bir dursun kenarda. Şu kabımızı bir alalım. Kabımızı ayarladıktan sonra bir tane tabak da alalım yanımıza. Şunu kullanabiliriz. Önce şöyle yapalım. Hemen ayarlamamızı yaptık. Ondan sonra da ben şöyle yapacağım. Soyacağımı da ayarlayayım. Bir veya iki tane havuç. Şöyle güzelce bir kabuğunu soyuyoruz. Bir tane de ufak havuç alalım. Onu da aynı şekilde hazırladık mı? Şunları bir temizleyelim. Şimdi baştan da bir kestik mi? Hazır. Şunun kenara alalım. Çok fazla dağını görünmesin. Evet. Havuç dediğimiz gibi istersek daha fazla da kullanabiliriz. Şunu biraz kenara alacağız. Şunun altına yine aynı şekilde parça peçete bırakalım ki tahtamız çok fazla sağa sola şöyle bir kaymasın. Rahat bir şekilde çalışalım. Evet, kullanacağımız kadar dediğimiz gibi havuçlarımızı ayarlıyoruz. Yavaş yavaş rendelemeye başlıyoruz. İsterseniz rendemizin ince gözüyle de ayarlayabilirsiniz. Ufak ufak. Devam ediyoruz. Şunları atalım. güzelce bir ayarlamamızı yapmaya devam edelim. Evet. Şimdi havuçları hazırladık mı? Şunları kabımızın içine alalım. İç harcımızı hazırlıyoruz. Sevgilimiz onun için de. Şunu ay ayıladık mı? Bir tane patates yetiyor bizlere. Siz dilerseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Bir tane patates yetiyor ama siz dilerseniz fazla da kullanabilirsiniz. Onu da aynı şekilde yapıyoruz. Küçük küçük hazırlamaya. Devam edelim. Evet. Şimdi şunu da şöyle toparlayalım. Bir suya dönelim ki yine kullanacağız. İçine isterseniz sarımsak ekleyebilirsiniz ben eklemeyeceğim ama siz isterseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu da aynı şekilde içine ekliyorum. Şöyle bir içine ekledik. Patatesimizi ekledikten sonra şimdi şöyle bir kenara alayım. Şimdi şunu biraz parmanlayalım. Patates de çok fazla kararmasın diye havuçla beraber güzelce bir karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra kullanacağımız kadar mısır hem çocukların da hoşuna gidecek. mısır da ekleyelim. Mısırı da ekledikten sonra devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir top iç İç harcımız da elimizin altında hazır olsun ki rahat bir şekilde çalışalım. Şimdi biraz daha lezzetli olması için bir yemek kaşığı veya iki yemek kaşığı diyebiliriz. Yağımız yeterli olacak. Evet, yağımızı ayırdıktan sonra şöyle yapıyoruz çok az, minik. Fazla olmasın pul Çok fazla kullanmıyorum. Ondan sonra da güzel koksun diye kimyonumuz. Biraz kekik kullanabilirsiniz. Yakışıyor, çok da güzel oluyor. Yeterli diyebiliriz. Ondan sonra da güzel bir Renk vermesi için tatlı toz biberim, minik az bir şey karabiberim çok fazla kullanmıyorum, yeterli bu kadar. Ondan sonra tuzumuzu eleyebiliriz. Şimdi tuzumuz yeterli diyebiliriz. Hemen tuzumuzu da ekledik mi? Yavaş yavaş devam ediyoruz. Şunları bir karıştıralım. Şöyle harcımız çok lezzetli olsun, değil mi? Şunları güzelce bir harmanladık. Mükemmel bir harcımız hazırlanıyor. Evet. Onları ayarladıktan sonra devam ediyoruz yine aynı şekilde işlemimize. Biraz karışık maydanoz ve dereotumuz. Şimdi biraz daha suya tutalım. Fırınımızı unutmayalım. Ben biraz daha derecemi düşüreyim. Birazdan alacağız. Sevgili altı hemen yanabilir. Onun için ben sadece biraz altı kızarsın istedim ama çok fazla beklerse yanacak. Şimdi aynı şekilde maydanozumuz. Hemen az bir şey de dereotumuz hazır. Bunları da hazırladıktan sonra onunla da ekliyoruz. Ekledikten sonra ne kadar kullanacaksak ona göre biberimiz gelsin. 2 tane veya 3 tane veya dediğiniz gibi daha az da olabilir. Tercih size kalmış. Şunları önce bir şöyle bir çekeceklerini de çıkaralım. Ondan sonra doğrayabiliriz. Şunları da hani yapıyoruz? Evet. Şunları da topaladık. Bir tane daha ekleyebilirim. Önce şunları bir temizliyorum. Ondan sonra şu küçük olan biberimi de ayarlıyorum. Ondan da şekilde yapalım. Şimdi tekrar ince olsun. Çok fazla iri olmayacak ve kalın olmayacak biberlerimiz. Sivri biber kullanmadım. Çünkü çocuklar da aynı hoşuna gitsin diye. Ben çok fazla sivri biber kullanmadım. Vay 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 vay. Mükemmel bir harcımız hazırlandı diyebilirim sevgili Domates kullanmıyoruz sulandırmasın diye. Şurada sadece tadımlık az fazla kullanmayacağız. Onu da aynı şekilde çok fazla kullanmıyoruz. Şöyle bir parça olursa bizler için yeterli olacak. Soğanımız. Çok az minik yani. Şimdi bunlar da hazır. Onları da ekliyoruz. Mükemmel bir harcımız hazırlandı diyebiliriz. Şimdi şunu bir tek Şöyle bir toparlayacağız. Şimdilik kenara alacağız. Şuraya da bir alalım. Evet şuraya da bir aldık mı? Tamam güzel kardeşim. Ayarlamamızı yaptık. Şimdi şöyle yapacağız. Şunu bir yerini değiştirelim. Çünkü biz yemeğe de daldığımız için unutmayalım. Evet. Yavaş yavaş kızarmaya başladı. Sevgilimiz topalamaya başladı. Ondan sonra da topalandıktan sonra dediğimiz gibi ara ara yine şöyle yapacağız. Şöyle bir kontunu yapalım ki sevgilimiz. Çünkü şu kenar kısımlarını biraz daha fazla bastırdı ki o güzelce bir topalansın, hazırlansın. Kapattık. Birkaç dakika sonra alabilirim. Birka birkaç dakika sonra alabiliriz sevgilimiz. Ondan sonra da şunu biraz daha. Şöyle bir top alıyoruz. Onu da top sonra devam edelim. Bir tane derin bir kap alacağız. Onun içinde bizim işimizi görecek bir tane derin kabımız. Şu güzel gözüküyor. Şunu bir alalım. Ondan sonra da şunları tekrardan iyice bir karıştıralım. Sonradan eklediğimiz soğanımız, ondan sonra da biberimiz mısırlarla güzelce bir özdeşsin. Harika bir harcımız hazır. Şimdi hazırladığımız harcımızı tekrardan şuraya alıyoruz. Çok aşırı bir şekilde sulu olmasın. Sevgili dediğimiz gibi çok fazla sulu olmasın. Evet. Güzel oldu. Mükemmel bir harcımız hazırlandı diyebilirim. Şimdi harcımız hazır. Ondan sonra da şöyle bir ayarlamamızı yapıyoruz. Şimdi harcımızı hazırladıktan sonra sevgili izleyicilerimiz hamurumuz hazır. Hangi kabımızı kullanacaksak dediğimiz gibi Tavamız veya da dediğimiz gibi istesek farklı bir kapta kullanabiliriz. Onu da ayarlayalım. Gelsin bakalım. Şunu kullanabiliriz. Şuraya bir alalım. Şunları ben biraz daha şöyle bizlere hem yer alıştırsın hem de biz rahat bir şekilde çalışalım diye. Altını açıyorum ama çok fazla yüksek bir derecede ayarlamayacağız. Yağımızı ekliyoruz. Çok fazla da olmasına gerek yok. Yağımızı ekledikten sonra o yavaş yavaş ısınmaya devam etsin. Ondan sonra da o yavaş yavaş ısınırken biz de artık hamurumuzu sizlerle beraber hazırlayabiliriz. Oklava veya merdane kullanabilirsiniz. Yani hangisini isterseniz tercih edebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şöyle yapıyorum biraz daha şunu yanıma alayım. Ondan sonra az unumu alıyorum. Az unumu aldıktan sonra yine aynı şekilde bir tane bezlemi alıyorum. Onu yavaş yavaş açıyorum. Devam edelim az daha üstüne un. Şimdi biraz tavam ufak olduğu için ben çok fazla açmayacağım izleyicimiz. ona göre tavama göre ayarlayacağım ama siz isterseniz daha büyük de açabilirsiniz. Daha fazla da dediğimiz gibi çi bölenizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle ayarlayalım. Biraz daha. Ayarladık mı? Güzel oldu. Şunu bir kaldıralım. Bununla bir işimiz biraz da bana yeri açsın ki ben şurada işleme devam edeyim. Şurada bir ufak bir tezgahımız da dikkat edelim ki çok fazla ıslak olmasın ki yapışmasın diye. Onun için de ne yapıyoruz? Su varsa orayı temizliyoruz. Şunu biraz daha yakınlaştırıyorum. Şimdi şuraya az daha unumu alıyorum. Çok fazla değil. Hazırladıklarımızı şöyle yapalım. Şuraya alalım. Elimizin altında hazır bulunsun. Birkaç tane ondan sonra devam edelim. Şunu da alıyoruz. Birazdan yağımız zaten ısınacak devam edelim. Unla çalışmamız gerekiyor seviyemiz dediğimiz gibi hafif bir unla çalışacağız. Ondan sonra rahat bir şekilde açabiliriz. Şöyle az da unumuzu alalım. Şunu da aynı şekilde yapıyoruz. Ondan sonra da bunu da şöyle Unla kenara doğru aldık ki yapışmasın. Şunu da alalım. Yine aynı şekilde şöyle ayarlamamızı yaptık. Yine biraz unumuz gelsin bakalım. Şunu güzelce bir toparlıyoruz. Birkaç tane elimizin altında hazır bulunsun ki sevgili izleyicilerimiz. Dediğimiz gibi hem işlemimizi daha güzel bir şekilde yapalım hem de çok fazla zorlamayalım diye. Onun için ne yapacağız? Birkaç tanesini elimizin altında hazırlayıp daha rahat bir şekilde işlemimizi yapabiliriz. Evet bu da güzel oldu. Şöyle bir kenara alalım bir tane daha alalım. Hemen yağımız ısındıktan sonra hızlı bir şekilde tekrardan içini doldurup ondan sonra tavamıza gönderebiliriz. Şunu da aynı yapalım. Çeviriyoruz. Ufak ufak biraz daha. O nasıl bir of çekmekti ya. Karşı ki dağlar yıkıldı ya. Şimdi da biraz daha şöyle bir <laughs> toparlıyoruz. <laughs> ufak ufak topaladık mı <laughs> hazır diyebiliriz. Evet şunu da şöyle bir kenara alalım. Bir tane daha açalım. <laughs> Ondan sonra hazırız sevgili izleyim. Bir tane daha açtık mı? Evet şunu şöyle bir ayarladık. Az bir unumuz. Ondan sonra da yavaş yavaş biraz daha şöyle bir toparlıyorum. Değil mi Orkuncuğum? Nasıl bir of çekti ya? Valla şimdi şimdi de biraz <laughs> yavaş yavaş devam ediyoruz. Kenara aldık. Evet. Güzel oldu. Yağımız yavaş yavaş ısınmaya başladı. Şimdi şöyle yapıyorum. İlk yaptığımı şöyle bir alıyorum. Ondan sonra şunu hafif az kenarda şöyle toparlayalım ki top alıyoruz, Topaladık mı? Şurada hazırladığım harcımı alıyorum. Harcımız biraz bol olsun sevgili izleyicimiz. Biraz bol olsun. Bunu aynı şekilde ekleyelim. Ekledik mi? Şunu güzelce bir kapatalım elimiz çok fazla ıslak olmasın. Geç iste istemez yine oluyor ama şimdi hava almasın. Ne mi Orkuncu? <laughs> Sen de mi of çekmeye başladı? Çok mu acıktın? Şunu da alıyoruz. Bismillah diyelim ve yavaş yavaş gönderelim. Vay 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 vay. Evet. Harika oldu. Biraz altını kısacağım. Bunu da unutmayalım. Şimdi bir tane daha alacağız. Sevgi Orkuncu. Kızmasın değil mi? Şunu da alıyoruz. Biraz daha harcımız. Şundan işe yapalım. Tamam. Şunu biraz daha. Şöyle bir. Hava almasın ki güzelce bir şekilde pişsin. Ayarladık. Hazır hazırladık. Da. Bismillah diyelim. Şimdi Orkuncum çok güzel dedin de bir dakika güzel kardeşim. Şimdi ben şöyle bir top Duruma bir bakayım. Tamam. Güzel kardeşim çünkü ufak bir detay göstermemiz gerekiyor izleyenlerimize. Ondan sonra gidelim. Olur mu? Kızmazsan. Şimdi şunu biraz kenara alalım. Şimdi onu ayarladık. Ben yavaş yavaş devam edeceğim işlemi ama sevgili şöyle yapacağız. Birazdan yavaş yavaş çevirmeye devam edeceğiz. Güzelce bir toparlansın. Ondan sonra çevirelim. Şunları kenara aldık. Şöyle yapacağız. Tezgahımız biraz bize yer açsın ki sevgili rahat bir şekilde çalışalım. Şunu alacağız sevgili Şimdi ayarladıktan sonra şöyle yapalım. Ya şimdi şurası biraz hafif bir kurtarmamız gerekiyor ki sevgili izleyicilerimiz. Yani çevirdiğimizde çok fazla parçalamasını istemiyorum. Bunun için ne yapacağız? Bu şekilde ayarlayacağız. İster istemez yine dediğimiz gibi ayarlamamızı ona göre yapacağız. Bismillah diyelim. Ve hop. Evet. Güzel oldu. Hadi biraz daha şöyle bir kenara alalım. Şimdi güzelce bir ayarlamamızı yaptık mı? Sevgili Orkuncuğum sen görmeye devam et güzel kardeşim. Şimdi bu dediğimiz gibi Nokta çok önemli de görmesi gerekiyor. Onun için ne yapacağız? Şimdi şöyle yapacağız. Hazırlanmış olduğumuz şerbetimiz. Bunu normalde sevgilimiz ben daha derin bir tepsinin içine, belki de kabın içine yapmam gerekiyordu. Onun için de ben de şöyle bir düz bir tabak kullandım ki sizde de nasıl yaptığımızı, hangi işlemleri uyguladığımızı görün diye. Normalde derin bir kabın içine yapmamız gerekiyordu. Ben sadece sizler görün diye bu şekilde yapıyorum. Şimdi hazırlamış olduğum şerbetimi azar azar şöyle de mükemmel bir şerbetimiz hazır. Ekliyorum. Şu kenar kısımla dediğimiz gibi burası biraz hafif. Bozuldu ama çok fazla bozulmasın. Çünkü oralar muhallebimizi tutacağı için sevgilimiz oralara dikkat ediyor. Vay 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 vay. İnan ki mükemmel oldu mükemmel. Şimdi. Şimdi de şöyle bir ayladık mı. O şerbeti çekmeye devam etsin. Şunu bir karıştıralım ki yanmasın. Muhalibimiz de aynı şekilde hazırlanıyor. Şunu bir alalım. Bismillah diyelim bakalım şunu. Evet. Çok fazla parçalamadan şöyle bir çevireceğiz. Şunu da şöyle yapalım. Bunu da aynı şekilde yapalım. Biraz da öbürünü öbür tarafa duralım. Evet. Mükemmel oldu. Şimdi ben onun altını biraz kısmıştım sevgili izleyicilerimiz. Tekrardan altını ayarlıyorum o yavaş yavaş pişsin. Ben de pişirdiklerimi kenara doğru alacağım. Onun için de e, bir tane kap ayarlayacağım birazdan. Hemen onun üstüne alabiliriz. O zaman biz şöyle bir şey yapalım sevgili izleyicimiz. Tabii ben işlemime devam edeyim. Size bu arada kendinize bir çay alın. Kısa bir ara gidelim ama ekran başında ayrılmayın. Minik bir aradan sonra sizlerle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim. Reklamlar. Evet sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerde devam ediyoruz. Biz de ayarlamamızı yaptık, hazırlığımızı yaptık. Yavaş yavaş kızartmaya başladık. Çiğ böreklerimiz mükemmel oldu. Çok da güzel oldu. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş hemen pişmeye devam ediyor. Mükemmel oldu. Ben biraz altını kısmıştım. Şimdi tekrardan altını biraz daha ayarlıyorum. O yavaş yavaş toparlama devam etsin. 5 su bardağı kadar unumuz, ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar... Te e sıvı ya da zeytinyağı kullanabiliriz. Ondan sonra bir çay kaşığı kadar tuzumuzu ekledik. 2,5 su bardağı kadar da suyumuzu ilave ettik ve hamurumuzu hazırladık. Hamurumuzu hazırladıktan sonra kaç tane yapacaksak bezelerimizi ona göre hazırlıyoruz. Dinlendirmeye bırakıyoruz. Ondan sonra geniş bir kabımız içine patatesimizi kabuğunu soymuştuk. Rendeledik, ilave ettik. Havuçları kabuklarını soyduk, rendeledik, ilave ettik. Biberimizi ekledik, mısır ekledik, baharatımızı ilave ettik ve harcımızı hazırladık. Maydanozla beraber karıştıktan sonra tekrardan içlerini dolduruyoruz ve yavaş yavaş gönderiyoruz ve güzelce bir şekilde kızartmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kızarmaya başladı ve çok da güzel oldu. Biraz daha bir ben altını kısmıştım. Tekrardan altını açtım. Toparlamaya devam etsin. Biz de bu arada sizlerle beraber muhallebimizi ayarlamıştık sevgili izleyicimiz. Unumuzu güzelce bir kavurduk. Unumuz hemen hemen hazır diyebilirim. Onun için şöyle ufak bir toparlıyorum tekrardan. Biraz daha toparlansın. Son kalan bir tane hamurumuz kaldı. Onu da açalım. Son bir tane hamurumuz. Onu da şöylece bir ayarlıyoruz. Az unla. Çok fazla. Hem yapışmasın hem de şöyle güzelce bir topal yer. Şunu da biraz daha açalım. Çok fazla büyük açmaya da gerek yok. Biraz bir açtıktan sonra. Sen de bir gün zaman çok mu hızlı aktı? Niye öyle oldu? Şimdi şunu hafif biraz daha unumuzu şöyle bir ayarlıyorum ki çok fazla yapışmasın. Son bir kez çeviriyorum. Bunu da şöyle bir çevirdik. Güzel oldu. Şimdi şunu gel şuna bir işim yok. Bunu şimdi ben göndereyim. Şunu alıyoruz. Şöyle ufak bir ayarladık. Ayarladıktan sonra yine aynı şekilde harcımız. Daha fazla da harç kullanabilirsin. Yani biraz daha bol olsun diyorsanız ona göre bol miktarda da kullanabilirsiniz. Tekrar da. Vay 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 vay. Şöyle güzelce bir kapatalım. Hmm. Kemal oldu. Şunu kenara alıyorum. Gelsin bakalım. Şunu da alalım. Şunu da aynı şekilde ayarlıyoruz. Hemen. Tekrardan üstünü ufaktan şöyle yapalım buraları hava almayacak şekilde minik minik kapattı. Kapatıktan sonra şunu bir alalım. Şunu da aynı şekilde aldık. Müthiş oldu müthiş. Şimdi Ş şöyle bırakalım. Şunu da şöyle bir bıraktık. Çok da güzel oldu. Onlar yavaş yavaş toparlama devam etsin. Şimdi Son kalan iki tane. Bu arada hamurumuz kaldı. Şunu bir elmenizin altında şöyle bir kaldıralım. Onda çok fazla işimiz olmadığı için onu bir gönderdik. Şu fazlalıkları bir kaldıralım. Evet. Şurası da çok fazla dağını görünmesin. Biz de rahat bir şekilde çalışalım. Evet. Şimdi hazırlığımızı yaptık. Ondan sonra da yağımızın altını açabiliriz. Ben tekrardan şöyle bir ayarlamamı yapıyorum. Ondan sonra da unumuz yavaş yavaş toplamaya başlanmıştı. Onu güzelce bir karıştırıp zaten kavruldu unumuz. Çoktan da zaten sizlerle beraber hazırlığımızı yapmıştık. Şimdi bismillah diyelim. Şöyle az bir sütümüzü Hafif biraz kıvamlı olacak. Onun için ne yapıyoruz? Azar azar. Şöyle bir sütümüzü ekleyelim. Altını biraz daha açıyoruz. Önce bir toparlansın ondan sonra. Şimdi biraz hafif muhallebimiz kıvamlı olsun. Evet. Duruma göre devam edeceğiz. Şimdi şekerimiz. Hemen şekerimizi de ekliyoruz. Bir paket vanilyamız. Buram buram koksun. Buram buram. Evet. Onu da eladık mı? Tekrardan karıştıralım. Şu kenardan da toparlıyoruz. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Şunları şöyle bir çevirelim. Şunu da çeviriyorum. Vay 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 vay. Çok fazla çevirirken zorlamayın ki çok fazla parçalanmasın. Şimdi sunum yapacağımız örtülerimiz. Onları da alalım. Şunu şöyle bırakalım. Bunu da şöyle yanına bırakıyoruz. Evet. Şunu bir alalım yanımıza. Bunu bu şekilde sunumuzu yapacağız. Dediğimiz gibi sizler görün diye sevgili ben bu şekilde ayarladım. Hatta şöyle bir çevireyim ki sizler de daha rahat bir şekilde görün. Ondan sonra da şunu da bir alalım. Şunu da şuraya aldık. Vay 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 vay. Mükemmel oldu mükemmel gelsin bakalım. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Mükemmel bir sunumuz hazır. Evet şimdi biraz da şöyle yapalım. Bunu da şöyle bırakalım. Bunu şöyle üstüne. Hatta şöyle yapalım daha güzel gözükür. Güzelce bir ayladık mı? Şunu da şuraya şu şekilde bırakalım. Evet. Onları ayarladıktan sonra şimdi şöyle yapalım. Neyse şu bir iki dakika da topalansın Ara ara çevirelim ki iki yüzeyde iyice bir kızarsın diye sevgilimiz ara ara çevireceğiz. Şimdi vay 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 vay. Harika bir muhalebimiz hazırlanıyor. Onu da şöyle bir toparlıyoruz. Mükemmel oldu mükemmel. Evet şimdi topaladık mı? Artık çıkma tele işim olmadığına göre gönderiyorum. Ve ondan sonra ben az hazırladım sevgilimiz. Bismillah diyoruz. Ve şöylece bir döküyoruz. İstersek daha fazla da ekleyebiliriz. Yani sizde de biraz daha bol olsun diyorsanız, fazla olsun diyorsanız fazla da ekleyebilirsiniz. Şöyle yapalım. İyice bir donacak ve donduktan sonra istediğiniz gibi kesip sunumuzu yapabilirsiniz. Harika olacak, harika. Evet, şunu şöyle biraz daha kenara alalım. Ondan sonra da şöyle bir güzelce bir yayalım. Hmm. Müthiş oldu. Şimdi bunu da şöyle güzelce bir yaydıktan sonra devam edeceğim ama şunu bir çevireyim. Şunu da bir çevirelim. Oh. Şurayı kapatalım. Orayla artık bir şeyim kalmadığı için. Bir iki dakika sonra onu da alabiliriz. Şimdi devam edeceğiz. Çocukların da hoşuna gitsin diye. Sevgili Orkuncuğum kusura bakma. Ben şöyle bir, orada bir şeyler almam gerekiyor. Eğiliyorum ama hakkınızı helal edin. Üstüne bolca bolca Hindistan cevizimiz. Gelsin bakalım biraz daha. Vay 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 vay. Müthiş oldu müthiş. Harika bir lezzet. Harika. Şimdi az bir şöyle çocukların hoşuna gitsin diye renklendirelim pasta süsümüz. Afiyet bal şeker olsun. Evet. Buna isterseniz sevgili aynı işlemi yapıp e, pudik de kullanabilirsiniz. Renkli pudiklerde tercih edebilirsiniz. Çok yakışıyor çok da güzel oluyor. Şimdi şunu bir alalım. Şunu da bir alalım. Son kalan şu ikisini ayarlayalım şu ikisini de ayarladık mı artık hazır diyebiliriz. Şunu da şöyle yapıyoruz. Küçük iki tane toparlıyoruz. Bunu şöyle yapıyoruz. Ufak bir şuraya kenara alalım. Kalan son çi böreğimi de aldım. Onu da şöyle bir şu kenarlarına gelmesi yeşilliğimiz. Onun için biraz kapatırken zorlanabilirsiniz. Devam ediyor. Şunu biraz daha çekelim. Vay, 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 vay. Mükemmel oldu. Bunu da şöyle bir gönderdik. Şimdi şunları elimizin altından şimdilik bir alalım. Şöyle de bir top alayım. Sizde de sevgi Aynı şekilde yemeklerimizi Tekrardan görmek istiyorsanız, izlemek istiyorsanız, takip etmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızda bütün videolarımızı, tariflerimizi bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. TGT TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızdan bütün tariflerimizi, videolarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. TGT TV olarak Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da bizleri takip edebilirsiniz. Ve de aynı şekilde bütün programlarımıza bakabilirsiniz. Ondan sonra da programımızı tekrar gece saat 4.30 Hafta sonları saat 10'da programımızın tekrar oluyor. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Sebat Abdullah Hakim ve Abdullah sayfalarından takip edebilirsiniz. Tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Programımıza da gelmek istiyorsanız aynı şekilde sosyal medya hesaplarında bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Bitişik Şef Abdullah nokta sayfasından istediğiniz anda bana ulaşabilirsiniz. Biraz toparlansın. Şimdi onları ayarladık mı? Ne kadar zamanımız kaldı güzel kardeşim? Tamam. Yavaş yavaş toplanacağız. Şimdi şöyle yapacağız. Fak fak. Şöyle bir domatesimizi ayarlayalım. Şunu da aynı şekilde yapalım. Ne kadar yapacaksak az da fazla Buna göre ayarlayabiliriz. Kenara aldık. Şimdi şunu bir alalım. Vay 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 vay. Harika oldu. Şunu da bir keselim. Şöyle bir görebilirsin bize kardeşim. Çıtır çıtır. Hop, şöyle bir elim yandı. ya evet, şöyle bir görebilirsin. Oo, buram buram kokuyor. Buram buram şunu şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ayran yapma zamanımız var mı? Yanda ayranda süsleme yapalım. Var mı zamanımız bize kardeşim? Tamam. Şimdi bunlar bir toparlansın. Ondan sonra yavaş yavaş artık toparlanabiliriz. Çünkü şunlar hemen bir iki dakika sonra hazır olacak. Biz de bu arada yanda da güzel bir ayranımız olsa harika olur. Sadece şunu bir alalım. Az bir şey. Yoğurdum var. Onu da şöyle bir ayarlayayım gelsin bakalım. Hemen yoğurdumuz hazır. Ne kadar yapacaksak az ve de fazla. Siz istersen daha fazla da kullanabilirsiniz. Şöyle de çok az bir tuzumuz. Yeterli. Çok fazla olmasına gerek yok. Şimdi tuzumuzu da ekledikten sonra da şunu şöyle yapalım. Güzelce bir karıştıralım. Bir tane sade soda ekleyebilirsiniz. Yakışacak, çok da güzel olacak. Biraz hafif kıvamlı olsun. Evet. Şöyle biraz daha yeterli diyebilirim. Onu da karıştırıyoruz. Vay 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 vay. Harika oldu. Şimdi bardağımız. Yasın bakalım. Şu bardağımız güzel. Değil mi? Şunu bir alalım. Oh. Şunu bir ekledik. Kıvamlı mükemmel bir ayranımız oldu. Evet, şunları bir alalım. Şimdi şunu şöyle bir kenarla. Müthiş oldu müthiş. Şunu bir kaldıralım. Evet dediğimiz gibi sevgili izleyicilerimiz. Size de bizleri yalnız bırakmak istemiyorsanız tariflerimize, videolarımıza aynı şekilde bakmak istiyorsanız hem şu anki videolarımız hem de 10 sene önceki videolarımızı, yemek kararlarımızı merak ediyorsan benim bütün tariflerimi orada da bulabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımıza bulabilirsiniz. TGTV TV olarak biz nerelerdeyiz? TGTV TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda bütün tariflerimizi videolarımızı bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Ondan sonra da programımızı tekrarı gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da programımızı tekrar oluyor. Kaçınmış sayın izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah olsa ve hatta aynı şekilde Abdullah Hakim yaptığı sayfalarından takip edebilirsiniz. Hem orada bana ulaşabilirsiniz. Tarifleriniz varsa gönderebilirsiniz. Yemek istekleriniz varsa yazabilirsiniz. Veya da programımıza da Gelmek istiyorsanız aynı şekilde sosyal medya hesaplarımda bana ulaşıp programımıza da konuk olabilirsiniz. Programımıza da gelebilirsiniz. Ondan sonra da sevgili izleyenimiz yemeklerimizin kısaltılmış hali. 3 dakika, 4 dakika veya da 5 dakika olacak şekilde arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyorlar. Sosyal medya hesaplarımızda aynı şekilde bu tariflerimize de bakabilirsiniz, bulabilirsiniz. Sosyal medya üzerinde de kısa kısa videolarımızı bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz. programımızı tekrar dediğimiz gibi Akşam geceleri saat 4.30, hafta sonları saat 10'da programımızı tekrar oluyor. kaçırsanız izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız sosyal medya hesaplarında bana ulaşıp programımızda konuk olabilirsiniz. Bitişik şefatblogs.tgt sayfamdan istediğiniz anda bana ulaşabilirsiniz. Evet, mükemmel oldu. İki farklı tarifimiz. İkisi de çok da güzel oldu sevgilimiz. Hazırlığımızı yaptık, ayarlamamızı yaptık. Sizde de aynı şekilde evlerinizde uygulayacağınız hem lezzetli hem de farklı bir sunumuz. Şimdiden sizlere afiyet, bal, şeker olsun diyelim. Evet. Ee, güzelce bir şekilde çiğ köftemizle ilgili sevgilimiz, yoğun bir isteğiniz var. Bir sonraki hafta önümüzdeki hafta listemizde var. Size için çiğ e, köftelerimizi hazırlayacağız. Yoğun bir isteğiniz var. Önümüzdeki hafta sizin böyle yoğunlukta istediğiniz yemeklerimizi aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Şimdi şunları top alıyorum. sonra yavaş yavaş topalanabiliriz. Tamam güzel kardeşim. Hazırım. Şimdi şunu alıyoruz. Ondan sonra da şöyle bir elimizin altını hemen top alayım. Biz de devam edelim. Evet. Şunu da kapatalım. Hazırız arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Gelsin bakalım istemez. Hangisi hazırsa alabilirsin. <laughs> evet. Kadayıf muhalebi pastamız için sevgili neler yaptık? Hemen kullanmış olduğumuz malzememiz 500 gram kadar taze kadayıfımız, 150 gram kadar tereyağımız, şerbetimiz için ise 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 su bardağı kadar suyumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız. Ondan sonra muhalebi için Tekrardan 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız ve 1 litre kadar sütümüz. Bir paket vanilyamızı kullandık. 2 su bardağı kadar toz şekerimizi kullanıyoruz. 500 gram kadar taze kadavimiz, 150 gram kadar tereyağımız. Şerbetimiz için 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 1 su bardağı kadar suyumuz. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız. Ee, ve muhallebi içinde 3 yemek kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız. 1 litre kadar sütümüz, 2 su bardağı kadar toz şekerimiz, bir paket vanilya kullandık. Önce tereyağımızı eritelim. Geniş bir kabımızı içine tekrar muhallebimizi alıyoruz. Tel tel birbirinden ayırıyoruz. Kadefimizi tel tel birbirinden ayırdık. Kadefimizi tel tel birbirinden ayırdıktan sonra o hazırlamış olduğumuz tereyağımızı üzerine döküyoruz. Onunla beraber güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Onu karıştırdıktan sonra tekrar muhallebi için tenceremizi ocağa aldık ondan sonra tekrardan o kabımızın hemen kek kalıbımızın altını güzelce bir yağladık. Yağladıktan sonra güzelce bir şekilde kadayıflarımızı altına güzelce bir serdik. Bak üstüne bastırdık. Bastırdıktan sonra fırına gönderdik. O fırında yavaş yavaş kızarmaya başlarken biz de muhallebimizi hazırladık. Onun için 3 yemek kaşığı kadar unu tereyağımız 3 yemek kaşığı kadar unumuzu ekledik. Onu iyice bir kavurduk. İyice bir kavurduktan sonra tekrardan azar azar sütümüzü ekledik. Sütle beraber açtıktan sonra tekrardan içine şeker ve vanilyamızı ekledik. Ondan sonra muhallebimiz hazırlandı. Ondan sonra ufak bir tenceremiz içine bir su bardağı kadar suyumuz, bir su bardağı kadar da toz şekerimizi ekledik. Şerbetimizi hazırladık. Ondan sonra kadayıflar iyice bir piştikten sonra, kızardıktan sonra onu alıyoruz ve ters çeviriyoruz. Ters çevirdikten sonra önce bir şerbetimizi üzerine dökelim. Şerbetimizi üzerine döktükten sonra o tamamıyla bir şerbetini çeksin. O tamamıyla bir şerbeti çektikten sonra hazırlamış olduğumuz muhallebimizi üzerine dökeceğiz ve de üzerini süsleyeceğiz. Üzerini süsledikten sonra istediğiniz gibi hemen dilimleyip sunumuzu yapabilirsiniz. Şimdiden sizlere afiyet bal şeker olsun diyelim. Evet, gelsin bakalım diğer listemiz çok da güzel oldu sevgili izleyicilerimiz, çıtır çıtır ve farklı da bir sunum oldu. Sebzeli çi böreğimiz için de sebzelerimiz neler yaptık onun için önce bir hamurumuz için 5 su bardağı kadar unumuz, 2,5 su bardağı kadar suyumuz, 2 yemek kaşığı kadar yağımız, sıvı yağ ve de zeytinyağı hangisi varsa kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, iç malzememiz için 2 adet havuç, 1 adet patates, 3 adet biberimiz, bir çay bardağı kadar mısır, bir tutam maydanoz, yeteri kadar tuz, pul biberimiz, kekiğimiz kızartmak için yeteri kadar sıvı yağ ve de zeytinyağı kullanabiliriz. 5 su bardağı kadar unumuz, 2,5 su bardağı kadar suyumuz bu hamurumuz için gerekli olan malzememiz. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ kullanabiliriz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz. Ondan sonra iç malzememiz için iki adet havuç, bir adet patates, 3 adet biberimiz. Ondan sonra da bir çay bardağı kadar mısır, bir tutam maydanoz. Ondan sonra bir çay kaşığı kadar tuz, pul biberimiz, kekiğimiz ve kızartmak için yeteri kadar yağımızı kullanıyoruz. genişe bir kabımız için unumuzu boşaltalım. Ortasını açalım. Ortasına tuzumuzu, yağımızı, suyumuzu ekleyelim. Hamurumuzu yoğuralım. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar hamurumuzu güzelce bir hazırlıyoruz. Hamurumuzu hazırladıktan sonra da tekrardan kaç tane yapacaksak bezelere bölüyoruz. Ondan sonra tekrardan hemen güzelce patatesimizi kabuğunu soyduk, rendeledik, kabuğumuzu için aldık. Havuçları aynı şekilde kabuktan soyduk, rendeledik, ilave ettik. Biberimizi doğradık, ekledik. Ondan sonra tekrardan onun içine maydanozumuzu ekledik. İçine yağımızı, baharatlarımızı da ekledikten sonra onu güzelce bir şekilde hemen karıştırdık, harmanladık. Harmanladıktan sonra hamurumuzu açıyoruz. Tavamıza yağımızı boşalttık. Yağımızı boşalttıktan sonra harcımızı içine koyuyoruz. Ondan sonra katlıyoruz. Katladıktan sonra şöyle bir yanda da görebilirsiniz arkadaşlar. Çok da güzel bir şekilde gördüğünüz gibi sevgilimiz hem kabardı hem de çok da güzel oldu. Ondan sonra da yavaş yavaş sevgili güzelce bir şekilde hemen kapattıktan sonra tavamızı içine gönderiyoruz ve yavaş yavaş kızartmaya başlıyoruz. İyice bir kızardıktan sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oldu. Şimdiden sizlere afiyet bal şeker olsun diyelim. Sizlere de sevgili izleyicilerimiz dediğimiz gibi bizleri yalnız bırakmak istemiyorsanız sosyal medya hesaplarımızı takip edip bütün tariflerimize, videolarımıza bakabilirsiniz. Orada da bulabilirsiniz. TGT TV olarak Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube sayfamızda bütün videolarımızı, tariflerimizi bulabilirsiniz. Orada da izleyebilirsiniz. Bizleri aynı şekilde sosyal medya hesaplarımızda da yalnız bırakmayın sevgili izleyicilerimiz. Programımızda tekrar gece saat 4.30 hafta sonları saat 10'da programımızda tekrarı var. Kaçıncı izleyebilirsiniz. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımız sona doğru geldik. Bizleri izleyen herkes, bizlerden desteğini esirgemeyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.